Evet, kardolarım, kardeşlerim, kankalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Şimdi sık ama 12 Ekim itibariyle bir güncelleme geldi. Hemen ondan bahsedeceğim abi. Uzun zamandır da beklediğimiz bir güncellemeydi. Umarım düzgün çalışıyordur. Şöyle bir ufaktan bir test ettim ama sizinle beraber de bir bakacağız. Şimdi yeni bir arayüz var gördüğünüz gibi. Yeni bir arayüz de bizi karşılıyor oyun. Bunu değiştirmişler. Onun haricinde hemen şöyle oyuna bir geçelim biz hiç uzatmadan. Şimdi bu büyük 09 güncellemesiyle beraber bir sürü şey yapıyorlar biliyorsunuz ki. Sürekli sürekli güncel geliyor ama en önemli ve en önemlisi bizim için işte orada abi işte orada Artık uçaklar geldi. Uçaklar geldi abi. Tam olarak beklediğimiz şey buydu. Tabi daha farklı şeyler de bekliyoruz. Yani ufak arabalarla ilgili ATV'ler yani ben kendi şahsım adıma söyleyeyim. ATV'leri ve kamyonetleri falan bekliyorum. Ama tabii uçağı önceden vermeleri çok çok iyi olmuş. Gerçekten çok çok iyi olmuş. Ve bununla alakalı bir sürpriz daha var arkadaşlar. Onu da hemen söyleyeyim. Şimdi elimde gördüğünüz gibi M249 değil mi? Aynen. M249 var ve bunu silahlara takabiliyoruz. Böyle bir özellik getirmişler. Yalnız ben bunu denedim bunu böyle her böyle e, uçağa takmaya çalıştığımda bunu bir türlü takamadım abi bunun bir yolu mu var acaba ya bilenler varsa yazarsa sevinirim arkadaşlar yoruma şöyle gördüğünüz gibi bunu bir türlü takamıyorum yani bunun olayı şu bir bu da silah yuvası bir de şurada bir silah yuvası var buralara M249 takıp sanırım sadece M249'u destekliyor. Bunda düşünseniz abi havada çarpışmalar çatışmalar falan beyzlerin içine böyle taciz ateşleri falan abi efsane mükemmel olacak bak öyle söyleyeyim size Tabii bu uçakta bildiğiniz gibi modüler bir şekilde yani sökülüp takılabiliyor bu tek kanatlı da olabiliyor arkadaşlar bunu bulduğunuzda tek kanatlı da bulabiliyorsunuz artık diğer kanadını ya bulacaksınız ya da satın alacaksınız ee, tek kanatlı halinde nasıl uçuyor nasıl oluyor bilmiyorum ama yani aşağıdan bir taciz ateşi falan yediğinizde ya da bir herhangi bir hasar aldığınızda bu tek kanada düşebiliyor ve herhangi bir parçası eksik olduğunda bu uçaklar çok çabuk çürüyebiliyormuş arkadaşlar. O yüzden erkenden tamir etmek falan gerekiyor ve kanadını artık başka nereler söküyor? kuyruklar falan söküyor. ya bu sökme takma işlemleriyle hiç uğraşmadım açıkçası bakmadım. Beni şu anda ilgilendiren sadece uçak abi. Zaten Steam sayfasına da girerseniz orada bütün güncellemeleri, her şeyini, patchleri falan, bütün fixleri, düzeltmeleri, her şeyi görebilirsiniz abi. Ben şu benim şu anda ilgilendiğim tek şey uçağın geri gelmesi Başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Şimdi uçağa bir geri döneceğiz abi. Bu uçağın test sürüşünü yapacağız ama ondan önce göstermek istediğim bazı şeyler daha var. Şimdi güncellemelerde gördüğüm şeylere hemen buraya spawn ettim. Burada size onları da göstereyim. Ha, benim üstümdeydi zaten. Şöyle gördüğünüz gibi EMP mi deniyor? EMP bombası diye bir olay geldi abi. Benim okuduğum ve anladığım kadarıyla EMP bombası mesela arabaların yakınına mesela bir base'e gittiniz. PvP'desiniz bir base'e gittiniz ve içeride arabalar var. Bunu base'e doğru attığınızda içeride bütün elektronik, Eşyaların pilli olan aletlerin ve arabaların akülerini boşaltıyor abi. Bir diğer olay da şu mekalar var ya abi robotlar hani böyle bankırların önünde gezenler falan. Bunu onu fırlattığınızda meka bir süre deaktif oluyor abi. Savaş modundan çıkıyor. Yani o arada işte ne yapacaksanız yaparsınız artık be, orada bankıra mı girersiniz ya da farklı bir şey mi yaparsınız ya da onun üstüne yaylım ateşi mi yaparsınız bilmiyorum. Ama bir süre bu bomba sayesinde şu bomba sayesinde... Bir süre mekalar deaktif oluyor abi. Yani mekayı bozuyor mu artık? Bir süre servis dışı yapıyor yani. Öyle anlayın. Şimdi bunu bir kullanmayı deneyeceğim şu araca. Şöyle nasıl atıyorduk lan bunu? Ha şöyle. Bir atalım bakalım. Şöyle bir mavi ışın atıyor gördüğünüz gibi. Arabanın yanına gidiyorum. Buyurun abi. Bütün aküyü boşaltmış gördünüz mü? Bütün aküyü boşaltmış. Yani bu arabayı düşman kullanamayacak o anda. Mesela bir yerde pusudasınız. Araba gördünüz ormanda. O düşman nasıl olsa arabanın yanına gelecek. Attınız abi. Aküyü boşalttı. Düşman geldi burada. Aa böyle mal gibi kaldı. Süremiyor. Ondan sonra vuruldu öldü gitti. Böyle olayları var. Yani anladığım kadarıyla bunun olayı bu. Bunu mekalara, arabalara, işte pilli aletlere, işte şarjlı şeylere falan attığınızda elektronik eşyalara falan bütün aküsünü, maküsünü, enerjisini, enerjisini her şeyini yok ediyor, boşaltıyor. Bu böyle bir bomba. Bu herhalde tam şey olarak nerede çıkar tam olarak bilmiyorum ama tabi başka göstermek istediğim şeyler de var hemen onları da göstereyim şöyle size şöyle bir aslında bunun mavisi yapıldı da ben bunu bulabildim şu anda adı neydi bulamadım yani şu helmeti spam ettim şöyle bir gözlük ve şöyle bir maske mi deniyor maske aynen bunları böyle şöyle karakteri hemen çıkartayım dışarı şöyle şapkasını falan da çıkartayım bu kaskı ister böyle şu şekilde. İsterseniz gözlüklü şekilde şöyle gözlüğü takıyor. İsterseniz maskeyi de takarsınız. Şöyle değişik bir görüntü oluyor. Hatta fotoğraf moduna geçelim. Bir dakika abicim. Şöyle fotoğraf moduna geçeyim. Gördünüz mü? Bu şekil takılabiliyorsunuz abi. İsterseniz maskeyi çıkartırsınız. Sadece gözlük ve kaskla. İsterseniz gözlüğü çıkartırsınız. Sadece maskeyle kaskla. Ya da kaskı çıkartırsınız. Gözlükle maskeyle falan takılabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Bunu bu şekil yapmışlar. Bence güzel de olmuş. Tarz olmuş abi. Şunu hemen kafamıza takalım. Ee, mesela bak gözlükle falan bunlar kaldı. Hemen tekrar fotoğraf moduna geçelim. Şöyle bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Değişik. Tabi gözlüğü görmüyor çünkü bu e, pilot şapkasının gözlüğü de olduğu için gözlüğü görmüyor. Bu da değişik bir şey olmuş. Böyle güzel havalı. Yani e, nasıl diyeyim? Hisselleştirilebilir bir olay. Yani isteyen istediği gibi kullanabilir abi. Güzel. Ve en önemli şey. Geliyorum abi. En önemli şeylerden biri. Biliyorsunuz biz bir yerden bir yere diyelim bir mekanda raid attık. Ne bileyim ya da bir kasa yaptık kendimizi. içini doldurduk falan. Bunu bir yerden bir yere taşımak için ne yapıyorduk abi? Hareket şu. Şöyle taşıyorduk değil mi? Gerçi artık böyle de taşınmıyor. Bakın. Pek izin vermiyor gibi. Bunu iptal mi etmişler ya? bu? He tamam. Bu, demek ki bu olay iptal edilmiş. Yani demek istediğim biz bu kasayı böyle taşıyorduk. İleri ileri. Onu artık böyle yaptılar abi. Mantıklı olan da buydu. Gördüğünüz gibi artık kasaları bu şekilde taşıyabiliyoruz. Ama karakter koşmuyor arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş götürüyor. Bilginiz olsun. Yani fark etmez. İsterseniz tahta kasa, isterseniz metal, isterseniz bu kasa, fark etmiyor. Gelişmiş kasa hiç fark etmez. Bunları artık bu şekilde taşıyabiliyoruz. Yani bu olayın gelmesi zaten bekleniyordu. Olması gerekiyordu. Yani o şekilde sürükleyerek şöyle şöyle kasa taşımak şu şekilde şu şekilde kasa taşımak çok saçmaydı. Bunu artık gördüğünüz gibi bu şekilde alabiliyoruz abi. Bunu ister gel beyzine götür ister gel arabana at abi. Bu şekilde bunu da artık çözüme kavuşturmuşlar. Çok da güzel bir olay olmuş. Yeni kıyafetler yeni taktik yelekler falan gelmiş. Onları zaten Steam sayfasından görebilirsiniz arkadaşlar sıkama girip. Yeni kıyafetler falan var. Bir şey daha var onu da göstermek istiyorum. Ee, neredeydi o da kasanın içine attım galiba. Şöyle bıçak kılıfları geldi. Bıçak kılıfını atıp şöyle içine de bıçağınızı koyabilirsiniz. Hemen şöyle onu göstereyim ben. Şöyle üstümdeki fazla eşyaları bir atayım da rahat rahat görünsün. Şöyle gördüğünüz gibi bıçak kılıfımız var artık. Şöyle biraz şöyle dönersem daha rahat görünür gibi. Böyle bıçak kılıfı bulup takabiliyoruz. Bıçağımızı bu şekilde artık taşıyabiliyoruz. Yani üzerimizde fazladan mesela şuraya falan koymamıza gerek kalmadı ya da paltolonumuza falan bıçağın özel olarak kılıfı var artık ve aynı şekilde silah kılıfı takıp silahımızı da koyup belimizde hem silah kılıfı hem bıçak kılıfı ikisini birden taşıyabiliyor abi karakter. Bu da çok güzel olmuş. Yani bu görüntü baya baya güzel oldu abi. Baya baya. Benim aslında beklediğim şeylerden biri şu bacağa takılan silah kılıfları var ya ya da bıçak. Onlar da gelirse güzel olur abi. Bacağa takılan böyle kemerli falan şeklinde. O da baya taktiksel bir görüntü olur ve çok güzel olur diye düşünüyorum. Bu olayın da gelmesi ama tabii ki de güzel abi. Hem de ikisini birden kullanabilmek çok güzel olmuş. Bu da yeni olaylardan biri. Başka göstermek istediğim bir şey de yok gibi şu anda. Yeni bıçak kılıfı silahla birlikte de kullanılabiliyor. Silah kılıfını bıçak kılıfını aynı şekilde takabiliyoruz. İşte 3 e, parçalı kask olayı gelmiş. İşte gözlüklü maskeydi falandı kaskıydı bunu bu şekilde kullanabiliyoruz yeni kıyafetler yeni bir tane siyah taktik yelek gelmiş yani biraz daha basit bir yelek gibi işte sandıkları taşıyabiliyoruz artık EMP bombası işte uçakların gelmesi zaten uçağın gelmesi en büyük olay abi Uçağın da şöyle bir bagaj kapasitesi var. Biraz bana ufak geldi abi bagaj kapasitesi. Ama normaldir. Yani bu uçakta ne taşıyabilirsin ki zaten. Şöyle bu kadar bir slotu var. Ondan sonra şöyle atlayalım hemen. Tabi bunun Yine aynı şekilde bir benzin olayı var. Akü olayı yok. Bunlar da galiba öyle mi oluyor? Sadece benzin ve sağlık durumunu gösteriyor. Ee, çalıştırmak için mouse'un orta tekerleğini ileri, ileri itmeniz yeterli. Zaten hızı da oradan ayarlıyorsunuz. Şöyle çalıştırdınız abi. Q ve E yardımıyla. Bunu tabi siz kendi kafanıza göre özelleştirebilirsiniz. Q ve E yardımıyla sağa sola işte şey yapabiliyorsunuz. Uçağı yönlendirebiliyorsunuz. Hızlandırmak için yine mouse'un tekerleğiyle ileri itiyorum. Dengede tutmaya çalışıyorum uçağı. Hızlandıktan sonra da S tuşuyla havalanıyorum. W tuşuyla da yine böyle aynı şekilde öne doğru eğim verebiliyorum. Eski mantık devam yani. Şimdi şöyle biraz uçalım abi. Bakalım uçuş nasıl? Ben uçakları çok böyle şey yapamamıştım ya. Tam böyle zevkini çıkarmaya başladığım anda uçakları kaldırdılar zaten. Baya bir hüsran olmuştu benim için. Şöyle yine Q, E yardımıyla çevirebiliyoruz uçağı. Ya da şöyle A ve D tuşlarıyla sert dönüşler yapabiliyoruz. Şöyle bir tur atalım abi. Ondan sonra tekrar havalimanına ineriz. Abi uçakta bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok rahat ve çok zevkli oluyor ve tepeden neyin nerede olduğunu görebiliyoruz abi bu şekilde. Bu tabii PvP sunucularda bu base'lere kamikaze dalışları falan oluyordu. Şimdi bir de silah takma olayı geldi. M249'ları şöyle ön taraflara takabileceğiz artık. Değişik savaşlar olacak. Değişik olaylar dönecek. Şöyle bir dönelim abi havalimanına doğru. Yakıt olayını biraz hızlı tüketiyor gibi geldi bana. Bunu belki özel serverlarda ayarlamalar yaparlar arkadaşlar. Az tüketsin, çok tüketsin diye. Ama tabii çok beklenen bir özel şeydi yani araçtı. Çok bekleniyordu abi. Sonunda nihayet geldi. Baskıya daha fazla dayanamadılar belli ki. Çünkü bayağı bir şikayet vardı. Uçak 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 diye. Muhtemelen adamların beynine netini yediler. E ben de tabii çoğu videomda söylüyordum. Gelmesi güzel oldu abi. Güzel. Boşver. Şöyle bir inşallah indirebilirsem sağ salim. İndiremezsek direkt patlıyoruz zaten. Şöyle zaten direkt mouse'un orta tekerleğiyle tekrar gazı kesebilirsiniz. Şöyle W, S yardımıyla. ad falan. Ondan sonra C tuşuyla da direkt frene koyabilirsiniz. Ama meka geliyor. Bakalım meka bize ne yapacak. Meka buradan bakalım uçağı saldıracak mı? Şöyle biraz ilerleyelim. Aha, aha gördü bizi vallahi oğlum dur lan. Dur dur dur. Tamam tamam. Şöyle biraz ilerleyelim de. Biz şöyle bir inelim abi. Bak nasıl geliyor sapağa bak ya. da var ya bak M249'ları böyle iki tane önüne taktıktan sonra Allah oğlum pervaneye çarptık. Evet daha demin şöyle pervaneye yaklaştım abi pervane çok yavaş hareket etse dahi değdiğiniz anda ölüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi dikkatli olun Dikkatli olun. Pervane tam durmadan böyle önüne gelip yapışmayın. Şimdi neyden bahsediyorduk abi? Dediğim gibi şu öne M249 iki tane sağlı solu taktığımızda bu mekalarla dalaşmak falan çok eğlenceli olabilir. Vurkaç şekli. Bilmiyorum. Çok değişik şeyler yapılabilir. Her neyse önemli olan uçağın gelmesiydi abi. Bir takım küçük yani değişik şeyler de gelmiş ama yani hepsi gölgesinde kalır abi uçağın. Biz uçakta kalalım. Boş verin abi. Hiç ses etmeyin. Kaldırırlar mı aldırırlar belli olmaz abi. Hiç ses etmeyin. Güzel abi. Güzel diyelim geçelim. Evet bu videoluk bu kadarlık olsun arkadaşlar. Şu şöyle ufak bir güncelleme tanıtımı yapmak istedim. Eksiklerim varsa siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben de bilgileneyim. Yani eksiklerim olabilir. Belki bir şeyleri atlamışımdır. Söylemeyi unutmuşumdur. Siz yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayan izleyicilerim de varsa abone olurlarsa çok sevinirim. Yine Discord kanalıma yorumlarda ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa direkt gelip bana oradan sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.